Dostlar merhabalar. Sizlere Muğla'nın 3. havaalanından selamlar. Evet, yanlış duymadınız. Şu an Muğla'nın 3. havaalanındayız. Biliyorsunuz Muğla'da şu an 2 tane havalimanı var. Bir tanesi Dalaman Havalimanı, diğeri Bodrum Milas Havalimanı. Şu an üzerinde bulunduğumuz yerde Muğla'nın 3. havaalanı. Şu an Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nin Çörüş mevkisindeyiz. Peki neden burada bir 3. havaalanı var diye soracak olursanız, biraz tarihinden size bahsetmek isterim. 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler Ege'de ve Akdeniz'de oluşan Alman ve İtalyan tehdidine karşı ülkemizi koruyacakları taahhüdünde bulunuyorlar ve 1939 yılında alınan bir kararla 1943 yılında şu an üzerinde bulunduğumuz havaalanı yapılmaya başlanıyor ve 43 yılında tamamlanıyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir havaalanı. Etrafını şöyle size göstereyim. Bakın, olabildiğince düzlük. Ormanlarla çevrili bir havaalanı. Dostlar, görmüş olduğunuz bu alan bahsi geçen havaalanı. Bakın bayağı uzun. Buranın tam 5 kilometre uzunlukta olduğu bilgisini öğrendim. Buradan başlıyorsunuz. Doğu ucundan batı ucuna kadar tam 5 kilometre. Buraya zamanında 16 adet uçak iniş kalkış yapabiliyor. 13 tane cephaneliği mevcut. Uçak tamir atölyeleri ve hangarları var. Şimdi onlardan ayakta kalmış olanlar varsa birkaçını size bulup göstereceğim. Haydi başlayalım. 1943 yılından günümüze kalan bir binanın önündeyiz. Hadi şimdi bir içini keşfedelim. Bakalım neler var. Şöyle kapısından içeri girelim. Bakın, kayar kapısı varmış. İçerisi bu şekilde. Yukarıda güçlü girişleri var. İçeride asabilmek için. Duvardaki yazıları önemsemeyin. Biraz ilerleyeyim. Pencereleri farklı, görüyorsunuz. Askeri amaçlı yapıldığı ortada. Manzarası bu şekilde. Buradan baktığınızda inen uçakları, kalkan uçakları görebilirdiniz. Pek bir şey kalmamış tabi ortada. Ama yine de ayakta kalan parçalardan biri. Uğur Bey'den sizlere selamlar. Bir de şu kapısından dışarı çıkalım. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu bahsi geçen 13 tane cephaneliği bulmaya çalışalım. Acaba nerede? Hadi bakalım. Havaalanının etrafında bulunan binaları araştırıyoruz. Burası 1943 yılından sonra Türk Hava Kurumu'na 1989 yılında 49 yılına devrediliyor. Fakat maliyetler fazla gelince herhangi bir işlem yapılmıyor. Atıl bir şekilde şu an beklemekte. Karşımızda iki tane ev var. Sanki lojmanmış gibi duruyor. Hatta daha fazla. Solda, sağda, ileride, buralarda da var. Bakalım bunlar nedir? Başımıza bir şey gelecekse meraktan gelecek. Başka bir şey olmaz. Bir şey mi ekmişler? Tamam.
Burada aşağı doğru inen bir yer var ha. Sanki şey mi orası? Cephanelik mi? Olabilir mi? Yoksa bu evinin kömürlü mü? Şadır onun ekmeği. Anlamış ki. Burada su varmış ya. Bunlar lojman belli. Tam girlik üstü olmuş. O zamanlardan kalmış olabilir mi? Tabii ki de. Acaba burayı Türk Silahlı Kuvvetleri kullandı mı? Bir iz bulabilir miyiz? Bak buradan da yol varmış. Şöyle geliyor. Yollar çift canmış. Evet burası. Ya lojman ya kullanılmış. Defter mi? Defterin içi içi boş. Bir kanıt bulabilir miyiz? Kanıtları bulacağız. Kanıt arıyoruz. Fatura, işi. Ben de diyorum kalacağını ama. Ama. Bir yazışma. Deli gibi bizim burada ne işimiz var? Bu günlere buraya kim atmış? Odalar birbirine bağlanıyor. Prizler çok eski. Ama 1940'lara kadar eski olamaz. Çimento kağıdını buraya sokmuşlar. Klasik. Bir de dışarıdan gösterelim. Böyle bir yerde dolaşıyoruz. Yine izbe terk edilmiş bir yer bulduk. Hadi devam edelim keşfetmeye. Diğer eve doğru gidiyoruz. Aslında halen sağlam ha. Kapı numarası 18-3. Aa öyleyse biz kullanıyor mu burayı? Tarla tabanı olanlar burayı kullanmış. Karmaşık içeri girmiş. Havaalanı diye geldik. Virane geziyoruz. Ne gezdikler abi? Yeni. Buraya bizim gibi gelen daha çok olmuş. Hadi devam. Buradan da çıkıyoruz. Hadi.
da böyleymiş. Evet. İki tane ev gezdik. Buralarının 43'lerden, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yerler olabileceğini düşündük. Olabilir de, olmayabilir de. Ama ağır basan tarafı sanki değil gibi. Hadi bakalım başka ne bulacağız? Bu arada sizlere 2. Dünya Savaşı sırasında, yani 1939-45 yılları arasında Türkiye'nin, hükümetin tutumundan bahsedecek olursak, tamamen tarafsız kalma yanlısı bir politika güdülüyor. Bazen hani müttefikler tarafı İngiliz ve Fransızlara, bazen de Almanlarla işte çeşitli mektuplaşmalar yapılıyor. 1943 yılında Winston Churchill Adana'ya geliyor ve bizzat açık açık savaşa bizlerin lehinde katılmaları hakkında telkinde bulunuluyor. Her ne kadar bunu İsmet İnönü kabul etse dahi, yine de işleri biraz daha sürünceme de bırakıyor. Tarafsız kalma politikasını gütmeye devam ediyor. Buna rağmen yine de 1939 yılında verilen bir izin var. O izine istinaden 1943 yılında buradaki bu havaalanı tamamlanmış oluyor. Tabii burasının böyle göründüğüne bakmayın. O zamanlar asfalt ya da beton değil. Buraya metal levhalar getirmişler o zamanlar. Uçaklar onların üzerine iniş kalkıyor. İniş yapıyor ve kalkıyorlar. Tabii burayı terk ettikten sonra o metal levhalar bir şekilde alınmış. Nereye götürülmüş bilmiyoruz. Şimdi biraz çevreyi dolaşalım. Farklı bir şey görürsek sizlerle paylaşalım. Bir yıkıntı bulduk. Bakalım keşfedelim nasıl bir şey bu. Böyle bir yapısı var. Bakın bu kesinlikle o tarihlerden kalma. Belli. Biraz karanlık çıkıyor olabilir. Arkasına dönebilir miyiz? Hangar. Ortada bir duvarı var, ayıran. Şu ileride de var aynısından bir tane. Ağaçları büyümüş içerisinde. Hoppa, molozları dökmüşler. Bakın böyle bir hangar olduğunu düşünüyoruz. Tabii üstünün kapalı olduğunu hayal edin. Bir hangar daha bulduk. Onu da gösterelim sizlere. Evet, Uğur arkadaşım şimdi sizlere gösteriyor. Uçak buraya nasıl yanaşıyormuş. Bakın bu tarafı sivri. Ya uç tarafı buradaydı ya arka tarafı. Kanat açıklıkları böyle. Böyle gibi. Kanatları böyle açık olacak. Açık gibi gireyim mi? Gir bakalım görelim. Bu kadar hızlı girmiyordu. Bunun aynısından solda var. Onu görelim. Burada da. Burası da aynı şekilde. Evet, manzara buradan daha güzel. Evet, bakın. Şöyle. Burada bir uçak. Aynı şekilde. Burada da diğer uçak. Onlar hangarlar. Şuralarda bir tane daha var. Evet. Ancak halen cephanelikleri bulamadık. 13 tane cephanelik olduğu söylenmişti. Hatta definecilerin onları
parçaladıkları, içindekilerini aldıklarından bahsediyordu. Okuduğum bir yazıda. Onları bulamadık ama hangarlar burada. Yani şu an elle tutulur tek kanıtımız bu hangarlar ve buradaki düzlük. Evet dostlar, şimdi hangarları bulduk. Fakat cephanelikleri arıyoruz. Şöyle çıkıntılar var. Mesela düz zeminde şurada olduğu gibi bir çıkıntı var. Bir tanesi de şimdi burada. Ona doğru gidiyoruz. Sanki orada da var. Bir bakalım bunlar. Gerçek manasıyla biraz cephanelik mi? Evet, betonu bulduk. Koyulardan kalmamış. Büyük ihtimalle öyle. Buraya kim beton döker? Burası evet. 3 bölüm var. 1, 2, 3. Vardı bu cephanelikler nerede? Bu arada dostlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizin durumundan biraz sizlere bahsedeyim. O yıllarda 1939-43 yılları arasında ülkemizin nüfusu 17 milyon civarında. Bu nüfusun büyük çoğunluğu kadın, %75'i köylerde yaşamakta ve askerlik süresi de zorunlu olarak 4 yıl. Çünkü askerlik yapacak kimse yok. Bu arada savaşa girmemenin, zaten 1. Dünya Savaşı'ndan yorgun olarak çıkan bir ülke için en iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Trakya'da yapılan bir çakmak hattı var. Halen şu an kalıntıları İstanbul'da görülebilir. Bir de Rus tehlikesi için doğu sınırlarına tümenler yığmışız. Bu savaş süresi boyunca, yani 39-43 yılları arasında, burada herhangi bir savaş olmamasına rağmen tam 22 bin şehit vermişiz. Yani hastalıktan, soğuktan ya da lojistik ihtiyacından. Bu da demek oluyor ki eğer savaşa girmiş olsaymışız çok daha büyük zayiatlar verebilirdik. Ben kendi adıma doğru bir karar verildiğini düşünüyorum. Şimdi şurada bir tane daha hangar bulduk. Aracımızın yanında. Tamam, şurada ona da bakacağız. Ancak halen biz cephanelikleri bulamadık. Bütün yıkıntılar acaba cephanelik mi diye gidiyoruz. Fakat değil, hepsi hangar. Havaalanı etrafına dağıtılmış hangarlar. Tabii hepsi bir arada olamazdı zaten. Her bir köşesinde bu hangarlardan var. Ancak cephanelikler yok. Ya da gizli ya da gömülü, bilmiyoruz. Evet dostlar, buranın şöyle bir durumu var. Burası 1943 yılında İngilizler tarafından yapıldıktan sonra, tabii savaş sonlanınca savaş sonlanınca belli müddet kendi haline bırakılıyor. 1989 yılında da Türk Hava Kurumu'na devrediliyor. Türk Hava Kurumu da çeşitli işte hesaplamalar yapıyorlar. Buraya değer mi yatırım yapmak şeklinde. Fakat herhangi bir yatırım yapılmıyor. Bu şekilde kendi halinde bırakılıyor. Aslında yatırım yapsa, değerlendirilse buradan güzel bir havaalanı tekrar çıkar. Yani öyle bir noktada ki Muğla merkezi 40 kilometre, Dalaman'a 40-45 kilometre, Marmaris'e yine 50 kilometre civarlarında mesafesi var. Belki değerlendirilebilir. Başka da burası hakkında herhangi bir ilginç bir durumla karşılaşamadık. Videoyu burada bitiriyoruz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gezmemizi, görmemizi istediğiniz yerler varsa yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.